Merhaba dostlarım, ben Serdar ve soru cevap vloguna hoş geldiniz. Bu vlogda sizlerin sormuş olduğu soruları cevaplayacağım. Ne yazık ki hepsini cevaplayamayacağım çünkü çok fazla soru vardı. Ama madem bu kadar fazla soru geliyor, ben de bunu haftada bir, iki haftada bir falan yapmayı düşünüyorum. O yüzden sorularınızı bu soru cevap vloglarının yorumlarını yazmayı ihmal etmeyin. Ne gelirseniz aklına, yollayın gitsin. Hemen ilk sorumuza geçiyoruz. Abi Amnesia The Dark Descent çeker misin? Evet, ben de bu oyunun videolarını çekmeyi çok istiyordum uzun zamanlar beri. Zaman bulursam, hani diğer videoların arasında zaman bulursam, bunun videolarında YouTube'a koyacağım. Gece uyandığında karşında bir uzaylı görsen ve sana evlenme teklif etsen ne yaparsın? Yüzüklerin Efendisi'ndeki elflere benzeme gibi bir istisna değilse, muhtemelen kabul etmem. Ben çok gencim derdim. Şirinliğin ve terbiyen nereden geliyor? Öncelikle çok teşekkür ederim söylediğin şeyler için. Şirinliğim nereden geliyor? Her sabah kahvaltıdan önce kan içiyorum. Şirinliğim oradan geliyor. Terbiyem... ben kendimi bildiğim bileli böyleyim ya. Yani küfürden ben daima uzak durdum. Yani ben böyle bir insanım. Ne bileyim, küfürün pek bir yere varacağını düşünmüyorum. O yüzden pek küfür etmiyorum. Böyle. Abi aslen neredesin? Ben Kıbrıs'ta doğup büyüdüm ama ailem, sülalem, aslen Mersin'de. Ailen sen nerede, sen nerede yaşıyorsun? Ailem şu anda Kıbrıs'ta. Ben de normalde eğitim için İstanbul'dayım, üniversite için. Ama şu an için ben de Kıbrıs'tayım, yaz tatili boyunca da Kıbrıs'ta kalacağım. Abi zaman makinesi bulmuş olsan ilk olarak ne yapardın? Sonsuzlardaki yok mu ederdin, herkesten saklar mıydın yoksa torunlarını mı ziyaret ederdin? Ben bir zaman makinesi bulmuş olsam paralel zamanlar açardım. Paralel zamanlardan paralel Serdarlar getirirdim. Böylece alternatif zaman dilimlerinden gelmiş milyonlarca Serdar olurdu. Büyük Serdar ordusunu kurup büyük birinci Serdarlar savaşını başlatırdı. Happy Wheels çeker misin abi? Çekersen beğeninin fazla olacağını düşünüyorum. Açıkçası beğeni benim için fazla önemli bir unsur değil. Ya önemli değil. Hani kimse izlemezse bir şey yapmam. Büyük çoğunluk izlemezse bir şey çekebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü YouTube amacıma, YouTube'a başlama amacıma ters düşer. Fakat öyle aşırı bir beğenme veya görüntüleme bekleyerek çekmiyorum ben oyunları. Öyle olsa bütün gün San Andreas çekerdim. Belli ya, San Andreas bayağı izleniyor. Ama Happy Wheels çekeceğim ya. Happy Wheels kafamda var, yakın zamanda görebilirsiniz. Güzel oyun. Niye çok müthiş olduğunu açıkla. Kızıl alev gibi yanan çölleri, sonsuz karanlık denizleri ve dev gibi soğuk dağlar açtıktan sonra bir tane tapınağa varacaksınız. Bu tapınağın içinde 11 kuyruklu bir şeytan sizi bekliyor olacak. Bu şeytanla el ele kapıştıktan sonra ve onu yendikten sonra karşınızda gördüğünüz elmas tahtın altında altından bir sandık var. Bu altın sandığın içinde parşömende müthişliğin sırrı yazısı var. Bana da ahbap gibi bir kelime lazım. Takipçilere, arkadaşlar diye video hep öyle geçiyor neredeyse. Serdar, ben ne diyebilirim takipçilere? Bunu cevapla. Ahmet abi tabii ki cevaplarım. Sen takipçilere ustalar, çıraklar, müthiş insanlar, cedaylar, sitler diyebilirsin. Uzaylılar diyebilirsin. Ah benim acıyor. Öncelikle kimin tavsiyesiyle geldin abi? Birinci sorum bu. İkinci sorum nerede yaşıyorsun? Üçüncüsü YouTube'a ne zaman geldin ve hangi videoyu çektin? Adımı söylersen sevinirim. Harun. Normalde videoda isimleri söylemiyorum ama senin karada yanlışlıkla gitti. Tamam, ben kimsenin tavsiyesiyle gelmedim YouTube'a. Tamamen kendi isteğimle başladım. Başka YouTuber'ları gördüm. Yabancı YouTuber'ları gördüm daha doğrusu. Ve öyle başladım. Ben de benim de canım çekti. Ondan sonra arkadaşların tavsiyesiyle Türkçe videolar çekmeye başladım çünkü daha önce Türkçe Let's Play'ler olduğunu bilmiyordum. İkincisi nerede yaşıyorsun? İstanbul'da eğitim için yaşıyorum ama muhtemelen yılın yarısını falan Kıbrıs'ta geçiriyorumdur. Üçüncüsü YouTube'a ne zaman geldin? İşte ilk herhalde YouTube'dan uğraşmaya başlayalı ne zaman oldu? Kaç? Oğlum sen 4 yıl önce mi oldu? 3 yıl önce mi? Öyle bir şey ya. İlk hangi videoyu çektin? YouTube'da çektiğim ilk video bir tane adada Minecraft evi yapıyordum. Böyle tuğlalardan falan. Yok. Slender mı çekmiştim? Slender mi Minecraft mı hatırlamıyorum. İkisinden birisi. YouTube'da çektiğim... Hayır, onlar değil. Onlar değil. Şey vardı. San Andreas'ta film çekmiştim.
telefonu böyle bilgisayar tutmuştum. Ekranına ekran ediyordum telefonla. Sanrı'dan öyle bir film çekmiştim. Hayır. Hayır, ondan önce Gizem videosu vardı. Sanrı'dan film çekmemiştim. Film çekmiştim ama ondan önce yani telefonla Gizem videosu çekmiştim bir tane. Şey açıklayan, UFO haritasını açıklayan bir tane Gizem videosu çekmiştim. YouTube'a koyduğum ilk video bu olmuştu. Abi Kıbrıs'a neden gidiyorsun? Çok basit bir cevabı var. Kıbrıs evim. O yüzden. Ya bundan var bir şey. Dünya düz müdür? Dünya tabii ki düzdür. Dünya düz olmayacak da ne olacak? Haritalar senin yuvarlak mı? Hayır, haritalar düz. Haritalar küre şeklinde değil. Haritalar düz. Bir düşün bakalım. Dünya düz olmasaydı biz dünyanın tepesinde durabilir miydik? Duramazdık. Dünyanın tepesi yok. Dünya düz. Yoksa aşağıya düşerdik. Çok yüksek abonelere ulaşırsan bir tarafın kalkar mı? Kalkar mısın lan? Bir de onun için mi uğraşacağım diyor. Gizemleri araştırma sebebin ne? Ben kendim bildiğim gizemleri böyle gizemlere falan meraklı olmuşumdur. Pek bir neden yok yani. Doğan böyle meraklı bir insanım. Bildiğimden, öğrenebildiğimden, gerçeklikten çok daha fazlasını istiyorum. Bilemiyorum ben böyle bir insanım. Eğer tüm videoların arasından en sevdiğim tüm videoların arasından en sevdiğim videon hangisi? Muhtemelen ya bir videodan bahsedemem ama San Andreas'ın senaryosunu oynarken acayip keyif almıştım. Ben o kadar daha keyif aldığım başka bir, o kadar keyif aldığım değil de aynı atmosfere sahip, aynı havaya sahip farklı bir başka bir oyun var mı diye, başka bir seri var mı diye düşünüyorum. Herhalde yok. Herhalde Outlast'ta birazcık, azıcık öyle böyledir ama San Andreas'ın senaryosu mükemmeldi. Mükemmeldi. O atmosfer eşsizdi. Öyle söyleyeyim. Serdar abi adın ne? Cenk. Şaka maka gerçekten farklı isimler kullanan YouTuber'lar var. Burada sadece kullanıcı isimlerinden bahsetmiyorum işte. Mesela ben Serdar 146 yerine adamın Cenk 146 koyabilirdim ve introlarımı merhaba dostlarım ben Cenk diye yapardım ve herkes beni Cenk olarak bilirdi. Ya var böyle insanlar çok ve gayet normal bir şey sonuçta internet ortamı. San Andreas neden çekmiyorsun? Çekiliş yapacak mısın? Oyun tanıtımları çeker misin? San Andreas neden çekmiyorum? Çünkü San Andreas'ı yeterince çektiğimi düşünüyorum. Gerçekten çok çektim ya. Fantezilerini ve bonuslarını yaptım. Sırlarını, gizemlerini çektim. Easter egglerini çektim. Multiplayer'ını oynadım. Hikayesini oynadım. Modlarını yaptım. Daha ne yapayım San Andreas'ta? Bence San Andreas'ı yeterince çektim. 2 video kaldı. Son kafamda daha sadece 2 video kaldı. 2 videoyu falan yaptıktan sonra başka San Andreas gelmeyecek. Çekiliş yapacak mısın? Çekiliş yapmayacağım ya. Hem pek fırsatım yok hem de pek öyle bir kanalım yok. Çünkü çekiliş yapınca ne bileyim videoyu izleyenler veya gelip abone olanlar sadece işte belirli bir oyunu almak için geliyor veya başka bir şey için geliyor. Pek hoş olmuyor öyle şeyler. Oyun tanıtımları çeker misin? Oyun tanıtımları çekmem. Ben pek öyle bir kanal değilim. Hani bir oyun için sadece bir bölüm çekip başka bir oyuna geçmek istemiyorum. Oyunları sürekli oynamak istiyorum. Onu bitirmek istiyorum sizlerle birlikte. Bir tek GTA 4'ü bitiremedim de Mass Effect'i bitiremedim. Mass Effect'i bitirememin sebebi çok 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 az izlenmesiydi. Açıkçası beni birazcık hayal kırıklığına uğratmıştım. Çünkü Mass Effect biliyorsunuz bayağı ödül almış. Senaryosu mükemmel bir oyun. Ben daha sonra onu tek başıma bitirdim ama o birazcık beni bozmuştu. GTA 4'ü ise devam etmedim ben. Çok seviniyorum açıkçası, çok sinir bozucuyla. Ha bir de GTA 3. GTA 3'ten 2 bölüm çektim, 2 bölüm sonra bıraktım. Çünkü GTA 3'ü oynayamıyordum. İmkanı yok. Mekanikler çok gerideydi. Yani San Andreas'tan, GTA 5'ten, özellikle GTA 4'ten sonra bile GTA 3'te araba kullanmak, adamı hareket ettirmek, savaşmak falan çok zor geliyordu bana. Saçını ne zaman kestireceksin? Asla. Saçım sürekli büyüyecek, sürekli uzayacak. Ben öldükten sonra bile uzayacak. İnsanlık yok olduktan sonra bile uzayacak. Sonra saçım hayatta kalan tek şey olacak. Ondan sonra büyük saç imparatorluğu kurulacak. Bir oyunun hikayesi mi daha iyi yoksa çoklu oyuncusu mu herhalde? Neden? Ben oyundan alırken çoklu oyuncusuna hiç bakmıyorum. Multiplayer'ine hiç bakmıyorum. Belki Call of Duty'ye birazcık bakıyorum. Çünkü ne diyeyim, multiplayer'ı ben en çok oynadığım multiplayer oyunlarından birisidir herhalde de. Ama zaten Call of Duty'ye ne olursa olsun gene alacağım yani her gün o banka olmalı. Hikayesine bakıyorum ben oyunların genelde ama çoklu oyuncusunu da süperse oynarım. Okey. Videonun da sonuna geldik ama şöyle bir şey söyleyeyim olacak. Dediğim gibi bunları ben her 2 haftada bir ve artık her 3 haftada bir artık her neyse yapmayı istiyorum. Sorularınız falan olursa, merak ettikleriniz olursa, bana vermek istediğiniz bilgiler olursa
anlatmak istediğiniz fıkra bile olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ben eğer fazla yorum gelirse bir video daha yapacağım. Gelen yorum çeşitliliğine vesairesine bağlı videonun ne zaman geleceği. Yani bu kadar. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler ederim bu videodan. Keyif almışsanız, videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatın yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.